İyi bir gün, iyi bir geceden başlar dedik. Harika bir uyku çektik, derince uyuduk, güne başladık. Evet, güne başlar başlamaz acıktık ve kahvaltımızı yapacağız. Hemen mi yapmalıyız yoksa birkaç saat sonra mı tüketmeliyiz? Güne harika uyandık, mutfaktan sesler geliyor. Eşimiz ya da annemiz kahvaltıyı hazırlıyor. Evet, mutfakta bir hazırlık var. Ama acaba benim bedenim o kahvaltıya hazır mı? O kahvaltıyı tüketirse nasıl cevap verecek uyanır uyanmaz? İşte en büyük sorunun cevabı da burada başlıyor aslında günü yönetirken. Benim bedenimde uyanır uyanmaz kortizol hormonu pik yapıyor ve glikagon da buna eşlik ediyor. Glikagonla kortizol kanımda yüksekken benim bedenimde insülin faaliyet gösteremiyor. Ama düşünün ki o mutfakta hazırlanan kahvaltı ya da işe giderken aldığınız simit, pasta, börek, poğaça, bunların hepsi benim kanımda şekeri yükseltecek ve insülin salgılanacak. Ama o insülin benim kanımda güne başlarken kortizol hormonunun yüksek olmasından dolayı faaliyet gösteremeyecek. O zaman benim o erken saatte tükettiğim kahvaltı bedenimde yağlanma olarak, kilo olarak bana olumsuz etki yapacak. Dolayısıyla benim kahvaltımı güne başladıktan 3-4 saat sonra yapmam en sağlıklı olanı. Uzun açlık programlarımızda da diyoruz ya, kahvaltıyı olabildiğince öteleyelim. Uyandıktan 3-4 saat sonra ilk öğünü yapmaya beden hazır olacak. Çünkü insülin artık faaliyetini gösterebilecek bir düzeye ulaşacak. Kortizol de kendini geriye çekecek. Artık tükettiğim ilk kahvaltı bana kilo yapmayacak. Kahvaltı hani günün en önemli öğünü diyoruz ya, buna çok erken saatte değil, uyandıktan 3-4 saat sonra başlangıç yapılmalı ve içeriği de fonksiyonel besinlerle dolu olmalı. Bu şekilde bir güne başlangıç yaparsak ilk öğünde enerjimiz tükenmez, kan şekerimiz dengede olur ve işteki verimliliğimiz, hayattaki verimliliğimiz hep çok daha yüksek olur ve hayatı çok daha kolay yönetiriz. Yani güne başladığımız ilk adım günümüzü nasıl bitireceğimizin birebir göstergesi oluyor. Sağlıklı günler dilerim.